Bir direnaj borusuna giren yağmur suyunun oranı bir R fonksiyonu ile modellenmiştir ve burada RT 20 çarpı sinüs T kare bölü 35 metreküp bölü saattir. T saat türünden ölçülüyor ve 0 küçük ya da eşittir T o da küçük ya da eşittir 8 demişler. Yani t, 0 ve 8 kapalı aralığındaymış. Kısmen tıkalı olan borunun diğer ucundan çıkan su oranı da dt eşittir eksi 0,04 t küp artı 0,4 t kare artı 0,96 t metre küp bölü saat olarak aynı t aralığında. Evet işte şu şekilde modellenmiştir. T eşittir sıfır zamanında borunun içinde 30 metreküp su vardır. Evet, sorunun A maddesine bakalım. 8 saati kapsayan 0 küçük ya da eşittir t, o da küçük ya da eşittir 8 zaman aralığında kaç metreküp yağmur suyu borunun içine girmiştir? Peki, boruya giren suyun ne oranda olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Hatta şuraya bir yağmur suyu borusu çizmeye çalışayım, böylece neler olduğunu görselleştirebilelim. Evet, buradaki borumuza RT oranında bir şeyler giriyor, yağmur suyu ve DT oranında da dışarıya çıkıyor. Ayrıca bize başlangıçta boruda 30 metreküp su olduğu da verilmişti. Yani bu bizim giriş oranımız, bu da çıkış oranımızmış. Peki, bize sorduk Nedir? 8 saatlik zaman aralığında kaç metreküp su borunun içine girmiştir? Tamam. Borumuza suyun giriş oranı bu. Evet, bize metreküp bölü saat türünden vermişler. Eğer sonsuz küçük bir zaman değişimi ile çarparsak yani küçücük zaman değişimiyle çarparsak, yani dt, bu, bu sonsuz küçük zaman değişikliğinde içeri giren su miktarını verir. Peki, biz şimdi ne yapmak istiyoruz? Bizim yapmak istediğimiz, bu küçük zaman aralıklarında oluşan küçük miktarların hepsini, sıfır zamanından sekiz zamanına kadar toplamak. Yani buradaki ifade bize boruya kaç metre küp su girişi olduğunu verecek. Burada ne yaptığımızı tekrarlayalım. Rt, dt bize çok küçük bir zaman olan dt süresince boruya giriş yapan su hacminin miktarını verir ve biz t eşittir 0 zamanından t eşittir 8 zamanına kadar bunları toplayacağız. İşte bu belirli integralin gücü. Peki, şimdi bu neye eşittir? İntegral 0'dan 8'e 20 çarpı sinüs t kare bölü 35 dt. Şanslıyız ki ileri kalkülüs yani AP kalkülüs sınavının bu kısmında grafik hesap makinesi kullanabiliyoruz. Öyleyse belirli integralleri hesaplayabileceğimiz bir grafik hesap makinesi çıkartalım şöyle. Bir bakalım biz belirli integral hesaplamak istiyoruz değil mi? O zaman buradaki mat tuşuna tıklarım yani matematik tuşu. Evet aşağıya gel şimdi bu fonksiyon yani f(n) integral Herhangi bir fonksiyonun integralidir o zaman Enter yani giriş tuşuna basalım. Şimdi burada ne yapıyoruz anlatayım. İlk önce fonksiyonu tanımlıyoruz ve sonra virgül koyuyoruz. Sonra hangi değişkene göre integral alıyorsak o değişkeni yazıyoruz ve en sonunda da integralin sınırlarını koyuyoruz. Evet. 20 çarpı sinüs dedik. Şimdi burada girdi olarak sinüs fonksiyonuna x koymak, t koymaktan daha kolay olacağından ben x'i kullanacağım. Bakın zaten burada da 20 çarpı sinüs x kare bölü 35 dx yaparsanız aynı şeyi bulursunuz. Öyleyse x kare bölü 35 dedik, parantezi kapattık. Şurası bizim fonksiyonumuz ama hesap makinesi anlayacak mı emin değilim. Bu yüzden şuraya çarpı koyalım. Evet garanti olsun. Süper oldu şimdi. Bu bizim fonksiyonumuz. Şimdi de şuraya bir virgül koyalım ki x'e göre integral aldığımızı da belirtelim. Buraya t koyup t'ye göre de integral alabilirdik. Yine aynı değeri bulurduk. Virgülden sonra alt sınırım olan 0'ı ve üst sınırım olan 8'i yazıyorum. Parantezimizi de kapatalım ve hesap makinesine işi bırakalım. Evet 76,5 70 elde ettik. Aslında burada nokta var ama elbette ondalık olduğu için biz virgül diye düşünelim. Yazalım. Burası yaklaşık olarak 76,570'miş. Tamam. Şimdi ikinci kısma geçelim. B maddesine. T eşittir 3 saatinde borudaki su miktarı artıyor mu yoksa azalıyor mu? Cevabınızı açıklayınız demişler. Hmm. Su miktarını arttıran şey ne olabilir? Eğer boruya su girişi oranı borudan çıkış oranından büyük ise borudaki su miktarı artar öyle değil mi? Ama eğer tam tersi ise, yani t eşittir 3'te eğer daha hızlı boşaltım oluyorsa, borudaki su miktarı azalır. Biraz daha açık olalım. Evet, eğer R3. Bu arada 3 diyorum çünkü T saat türünden verilmişti. Evet eğer R3 büyüktür. D3 ise bu giriş oranının çıkış oranından büyük olması anlamına gelir ve eğer R3 büyüktür D3 ise borudaki su miktarı artar. Tam tersini de yazalım. Eğer D3 büyüktür R3 ise, evet bu durumda da borudaki su miktarı azalır. Çünkü borudan suyun çıkma hızı, boruya suyun girme hızından fazladır. Öyleyse yapmamız gereken bu fonksiyonları t eşittir 3'te hesaplamak. Evet, şurada yapabiliriz. Bir çizgi çekeyim. Daha anlaşılır olsun. R3 eşittir. Hesap makinemi çıkarayım. Evet. Bu arada buradakilerin radyan türünden olduğunu varsayıyorum. Hesap makinemi de zaten önceden radyan moduna ayarlamıştım. Şöyle diyelim o zaman 20 çarpı sinüs 3'ün karesi 9 yani 9 yazdım bölü 35. Bu da bize yaklaşık olarak 5,09'u verdi. Yani bu yaklaşık olarak 5,09'muş. Ve d3 yaklaşık olarak nedir? Hesap makinesini tekrar açayım. Evet 0,04 çarpı 3'ün küpü yani 27 artı 0,4 çarpı 9. 9 derken t'nin karesi anlamında. Ve sonra artı 0,96 çarpı 3. Bakalım bu da bize 5. 4 verdi. Yani burası da 5,4'e eşitmiş. Demek ki D3 büyüktür R3. Yani su azalır. Çıkan su eklenen sudan fazla olduğuna göre borudaki su miktarı azalır.